şekilde götürüyoruz. Sizlere hizmet yapabilmek için ne gücümüz varsa ortaya koyuyoruz. Bugün burada toplanmamızın amacı sizlerle başkanımı yüz yüze getirip istekleri birinci ağızdan kendisini dinlemesini istedik. Kendisiyle böyle bir program yaptık. Bize de bu değerli zamanlarını ayırdığı için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımı da sizlerin adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bundan sonra biliyorsunuz önümüzde bir yerel seçim var. Ama yerel seçim yokmuş gibi biz yerel seçimden sonra da tüm çalışmalarımızı devam edeceğiz. Başkanımla yapmış olduğumuz plan programlar böyle. Yani 31 Mart'ta seçim bittiğinde 1 Nisan'da hizmetler yine devam edecek. Yani onun için bir şeyimiz yok. Zaten şu anda Erdem'de bir asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Yazın biraz stabilize yaptık. Biraz daha stabilize yapmamız gereken yerler var. Böyle suyu muhtarlarla yaptırmış olduğumuz istişareden dolayı. Başkanıma da söyledim. O da Felix'ten daire başkanıma da söyledi. Geldi abla. Bir asfalt çalışmasını daha sık yapabilmemiz için bir de müteahhitle bir taraftan Büyükşehir Belediyesi işi hızlandıralım istedik. Abbas Bey de sağ olsun bir an önce o müteahhit işini çözüp bizi Erdem'de Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden daha fazla yararlanmak için kendileri var gücüyle uğraşıyor. Benim yapamadığım yahut duyamadığım, bilemediğim bir arzunuz, isteğiniz olursa veya hizmetiniz olursa bizzat buradan kendiniz başkanıma, işte daire başkanlarımız burada, il başkanımız burada iletirseniz en azından bizim eksikliğimiz tamamlanmış olur. Yani biz de sizin eksikliklerinizi görmüş oluruz. Ben bu vesileyle sizlere ve tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerle tekrar seçilirsiniz. Bu hizmetler sizinle beraber yine devam eder. Bir işte ağız olan varsa zaten burada söyleyecek. Özellikle mezki ve mezarlıklar konusunda biz başkanıma da bu işleri burada tartışıp şey yapıyoruz. En ivedi şekilde ne gerekiyorsa hepsini yerine getireceğiz. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyor. Sayın başkanlarım, Sayın İlgen'in meclis başkanı ve Gürler'den başkan aday arkadaşımız var. Bayram Ali Dede. Aynı zamanda kendisi İlgen'in meclis üyesi. Evet, değerli muhtarlarımız, daha yakın zamanda bir Erdemli örgüt yemeği yaptık. Örgüt yemeğinde çok uzun süreler sonra 25 tane muhtarımızın kendi biletini kendisi alarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne bizzat katkı vermek amacıyla orada bulunması bizi ziyadesiyle sevindirdi. Ve Erdemli yemeğimize genel merkezin bugünlerde seçim çalışmasının çok yoğun olmasına rağmen Karaman'da, Ermenek'te parti içi çalışmada bulunan Nihat Matkap genel merkez yönetim kurulu üyesi arkadaşımızı telefonla aradım. Erdemli'de böyle bir yemeğimiz var, örgüt yemeğimiz var. Yemeğimize genel merkez yöneticisi olarak katılır mısınız? Rica etsem dedim. Ermenek'ten çıktı. Kıtı kıtına da olsa yemeğinize katıldı. Beraberce güzel bir akşam geçirdik. Katkı veren muhtarlarımız, burada bulunan muhtarlarımız, örgütümüzün çalışmaları Erdemli'de çok iyi. Hepinize bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Erdemli'de bu dönem tarih yazacağız. İnşallah. Erdemli'de bu geçmiş dönemlerdeki oylarımızı en az ikiye katıyoruz. Bundan emin olun. Erdemli mutlak surette çalışanın, emeği olanın, köyde ürettiğini satamayanın hakkının arandığı bir yönetim tarzına kavuşacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Arkadaşlar, biz bugün akşamleyin Büyükşehir Belediye Başkanımla beraber Anamur'a gidiyoruz. 3 günlük bir Anamur çalışmamız var. Anamur, Bozyazı çalışmamız var. Oradaki hem demokratik örgütlerini ziyaret edeceğiz, hem orada sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edeceğiz, hem de muhtarlarımızla ayrı ayrı toplanaraktan bir durum değerlendirmesi yapacağız. Daha önce o bölgelerin çıkartmış olduğumuz envanteri üzerinde tartışmalarımızı yapacağız.
planlarımıza son şeklini vereceğiz ve biz Anamur'da Büyükşehir'le beraber Mersin'deki hizmetlerin en herhangi bir şekilde ayrım olmadan nasıl yapabiliriz bunları orada Anamur'daki arkadaşlarımızla hem tartışacağız hem esnafınızı gezeceğiz. Siz de biliyorsunuz ki Erdemli'de bütün şehir yasasından sonra Mersin'de Büyükşehir hizmetleri özellikle kırsal bölgede kendini hissettirir derecede yoğunlaştı. 50 yıllık il gelinmesi tarihinde yapılmayan yollar bu dönemde yapılmaya başlandı. Bu işler zahmetli olmasına rağmen biz Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuştuk. Büyükşehir Belediye Başkanımız 30 Mart'tan sonra yapması gerekirken meclis kararıyla şimdiden yapmaya başladı. Bu da sizlerin Büyükşehir hizmetle tanıştığında bu da hizmetlerin ucu. Neler olabileceğini görmeniz açısından çok önemli. Şuna inanın ki Mersin'de en büyük köy coğrafyasına, kırsal coğrafyaya sahip olan yer Erdemli. Erdemli'de eğer ki biz kırsaldaki insanlarımızla şehirdeki kent yaşamındaki güzellikleri buluşturabilirsek oradaki insanları da mutlu edeceğimize inanıyoruz. Bunun için hiç sizlerle temas kurmakta çekinmeden, utanmadan, oradaki eksikleri beraber yan yana gelerekten neler var neler yok kıyaslayarak elimizdeki imkanları oraya direkt yansıtma konusunda elimizden geleni son haddine kadar yapıyoruz. Bundan emin olun. Bu dönem Mersin'de 15 yıllık icraatın neler olduğunu 3 aşağı 5 yukarı Mersin'e gelen tüm arkadaşlarımız biliyor. Bir de bizim şimdi rakibimiz olan iki tane parti var. Bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi, bir tanesi de Adalet ve Kalkınma Partisi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 12 yıllık iktidarı döneminde
Erdem Hüsamet'i köy muhtarı Hüseyin Doğan. Bilmiyorum da 12 Haziran seçiminde Erdem Hüsamet'i köyü CHP'de birinci parti. Bununla da gurur duyuyorum. Çok çok saygıdeğer belediye başkanım. 99 yılından beri bizler de sizinle görev başındayız. Ne yazık ki sizlerle bizi tanıştıran olmadı, cesinde olan olmadı. Bugünkü Erdem ilçe başkanına ve bütün ekibine, Mersin il başkanına, ekibine bizim kara para diyorum özellikle. 2 yıldır beni birebir gezip köyleri değerini anlayan, bizlerin sorunlarını dinleyen ve yanında ekibi arkadaş olarak Mehmet Güler Genel Meclis Başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili başkanım, Hüsamet'li köyüne az da olsa hizmetiniz oldu. Ben köyümün selamını ve teşekkürlerini özellikle size ayrı ayrı getirdim. Yapılan hizmet sadece Hüsamet'li köyüne yapılmadı. Hüsamet'li köyünden geçen bir grup yolu, Silifke hattına bağlayan grup yoluna sıcak asfalt bakımı yapıldı. Ayrıca ondan teşekkür ederim. Birkaç gün içerisinde de bakımlı malzeme döküldü. Eksiği var. Fakat ben şu anda birinci parti olarak sizleri sıkıntı duruma düşürmek değil, hizmetim varsa ekibiniz bakar, o hizmeti bana yaparsa ben teşekkür ediyorum. Biz yıllardır duyuyorduk. Kayseri Belediyesi, Konya Belediyesi harçsız borçsuz devlete para verme imkanını sağlıyor. Biz ne mutlu şimdi Mersin'de bunu duyar olduk. Mersin Belediyesi isterse devlete borç para verir. Biz bununla övünüyoruz size. Mersin'in hizmetleri seçim hizmeti olmadı. Mersin'in hizmetleri gelecek nesillerin hizmeti oldu. Biz bundan çok çok gurur duyuyoruz. Ben bütün aday arkadaşlarıma şu andan itibaren başarılar diliyorum. Allah yar ver, yardımcımız olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. Güzeloluk'ta bir ilçe, bir milletvekilimiz var. Bir il genel meclis üyemiz var. Güzeloluk'a bir kuruşluk bir hizmet olmadı. İnşallah sizin hizmetlerinizi bekliyoruz. Şeye de yazdık. Dilekçeye de yazdık. İnşallah bekliyoruz. Birbirinden değerli protokol ve değerli cefakar muhtar arkadaşlarım. Burada sosyal demokrat olmaktan, CHP olmaktan gurur duyuyorum. Hiçbir zaman başımı yere eğmedim. Kafamız dik, alnımız açık olarak CHP'li olduğumuz için gurur duyuyorum. Bakayım bir. Teşekkür ediyorum başkanım. Evet başkanım. 1999 yılında 6000'ken CHP'nin oyu Erdemli'de, 2014'te 17.000'lere yükseldi. Burada bir vesile var. Burada bir çalışma var. İki dönemdir muhtarım. Birinci dönemimde de İl Genel Meclis üyesinde CHP kilit her zaman iktidardaydık. Fakat bazı hizmetlerde sıkıntı yaşıyoruz. İkinci dönemimizde Allah'ın bir lütfu diyorum ben. Mehmet Güler abimize teşekkür ediyorum. Bunu da alkışla dile getirmek istiyorum. İkinci dönemde Mehmet Güler abimiz particilik, partizanlık yapmaksızın haklı, adaletli bir şekilde hizmet yaptı. Hizmette kusur etmedi. Ve bunu Erdemli'nin Birken üçe katlayan bir arkadaşımız. Partimizin bir neferi olarak görüyorum. Kendisini yanınızda bu hizmetin içinde görmek istiyoruz. Bunu bizzat tüm muhtar arkadaşlarım adına sizlerden istirham ediyorum. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ne kadar teşekkür etsem az. Son, şimdi köylerin mahalleye dönüşümü söz konusu oldu. Biz kendi nefsiyatımıza yenik düştük. Dedik ki bak iktidarız. CHP, MHP koalisyonu var. Gel başkanım bu işi şöyle yapalım. Kendisini bu konuda tekrardan kutluyorum. Bizim hiçbirimizi dinlemeksizin doğruyu yaptı. Dedi ki benim burada elimde bir tepsi baklava var. Bundan herkese nasip edeceğim dedi. Kendisini doğruluğundan, dürüstlüğünden ve eşit davranmasından dolayı kutluyorum. Ve yanınızda görmek istiyorum başkanım. Teşekkür ediyorum. Şu anda benim orada içme suyu problemi var. Yani Erdemli'ye sınır olan bir mahallemde. O da 500 hanelik bir hane.
Şu anda yani belediyeden bir hidroforla su var, sonra da boru dayanmıyor. Bir de fazlasıyla 3000 lira 4000 lira. Şu anda biz içme su deposunu yapıyoruz. Suyu da oraya kadar getiriyoruz. 200 metrene bir ana ishaliyede bir eksiğimiz var. Ön tarafında hiç boru yok. Yani bu çok bize zaman yetmedi. Ben o zaman da biliyorum işte şeylerin dolayı zaman yetmedi. Öbür içme suyu depolarımızın da içinde fayans falan yok. Eski deyimizde kör beton dediğimiz şekilde. Yani bizim su sıkıntısı da çok. Benim de 5 tane mahallem var. Başkanım. Erdemli'nin Elvanlı'dan sonra Elvanlı bize nüfusa göre çok. Bizim de alan geniş. Yani Erdem'den başlıyor hacılarına kadar gidiyor. Yani ben size listemi de... Serhat Bey yazıyor, not alıyor. Tamam başkanım. Öbürlerinde ben listemi söyledim yani. Bize yardımcı olursanız teşekkür ediyorum abi. Başarılar diliyorum. Beraber birlik içinde köyümüze de bekliyorum. Başkanın dilinden falan. Teşekkür ediyorum abi. Başarı. Sayın İl Başkanım, Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, Genel Meclisi Başkanım, hepimize teşekkür ediyoruz. Bilhassa bu Erdemli Çift Teşkilatı'na bizi bu toplantıya başardığı için beni de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben isteklerimi yazdım. Allah'ın olsun Genel Meclisi üyelerinden ben 25 yıllık muhtarım, başkanım. Ben size efendim Genel Meclisi ortaklık zamanında hayattan geri veren hepsine teşekkür ederim. Verilen sözler yerini aldı fakat bir şey üzülüyorum. Mehmet Ağa için biz Erdem'de Özel Birliği'ni seçtik. Mehmet Ağa'nın hastalığına seçtik. Bu arkadaşlarımız da. Mehmet Ağa'nın bildiği işlerde sahip çıkamıyoruz. Ondan sahip çıkıyor. Ona da teşekkür ediyoruz. Çünkü hep imzalar buradan atıldı. Ben yazdım, bildim.